Merhaba canlar, ruh dostlarım, mukaddes hekim Başdil ben. Hoş geldiniz, güzel akşamlarınız olsun. Bu akşam iki yayınımız var. Bir tanesi çok eğlenceli, çok seviyorsunuz. Sevgili Sadık Yemni ile birlikteyiz. Kötülüğün baş mimarı uzaylı mı? Korku obur düzen diyeceğiz sevgili canlarım. Evet, dünya ahalisinin yüreğini sistematik olarak korku salanlar var. Filmler, sosyal medya paylaşımları kadar verilen arızalı eğitimler ve bilimin en hakiki mürşit olmayan parçası da bu işte kullanılıyor diyor. Bunu insanın vücut direncini düşürmek, doğru karar almasını zorlaştırmak, gerçeğin arkasından seyirtme gücünü kırmak, inançla bağını kopartmak ve böylelikle batıla kolayca biat etmesi için yapıyorlar. Bir neden daha mevcut. İnsanın korkuyla açığa çıkan enerjisini soğuruyorlar. Yiyorlar daha Türkçesi. Düşük enerjimiz ve yaydığımız korku dalgaları kimlerin havyarı, pastırmalı böreği oluyor diyor sevgili Sadık Yemni. Bunlar kimler? Normal insandan nasıl ayırt edebiliriz ve dünya ahalisi olarak ne yapabiliriz diyor sevgili hocam. Hemen şimdi yayına alıyorum kendisini. Güçlü Metin hocam, sevgili can dostum, hoş geldin. Hemen onayladım. Hoş geldiniz bakalım canlar. Lemurya Akademi'yi de yapalım dedik. Lemurya Akademi'yi çok ihmal ettik. Hem de sevgili hocamızı, Lemurya Akademi'nin takipçileri de tanısınlar. Bu ara biraz daha buraya yoğunluk vereceğiz. Hocam hoş Merhabalar. Geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız hocam? İyisinizdir inşallah. İyiyim. Sizin hızınıza yetişmek mümkün değil. Ama arkanızdan son gaz seyirtmiş vaziyetteyiz. Mümkün olduğu kadar geliyoruz. Allah güç kuvvet versin size. Canım hocam, canımsınız. Çok biz de sizi çok seviyoruz. Siz de başladınız, yeni yayınlar başlattınız. Pazar günleri değil galiba, değil mi? Yok, artık pazar günleri olacak, evet. Pazar günleri mi yine? Evet, pazar günleri olacak, evet. Tamam, tamam sevgili hocam. Çok güzel, çok harika, keyifli sohbetler ediyorsunuz siz de. Ama en güzel sohbetleri bizim buraya saklıyorsunuz diye düşünüyorum. Evet. Özel bir kontenjan var burası için. Canımsınız. Güçlü Metin hocam, Can hocam. Evet. Selamlar olsun. Evet sevgili hocam. Şimdi şurayı kapatayım yorumları. Çünkü hakikaten çok kıymetli yine. Hele hele şurası çok güzel. Çok keyifli, çok eğlenceli geldi yine. Düşük enerjimizle yaydığımız korku dalgaları kimlerin havyarı, pastırmalı böreği demişsiniz. Bunu bir espriyle söylüyorsunuz. Sizin sohbetlerinizi çok seviyorum hocam. Evet. Sağ olun. Bir mukabele diyelim. Evet. Başlıyoruz. Şimdi siz özeti çok güzel söylediniz. O ilk epigraf, ilk paragraf, işin hayati kısmı. Bir de dünya ahalisi olarak ne yapabiliriz var. Fakat ne yapabilirize kadar ki sürede önce biraz bu korku tacirlerini, korkuyu nasıl yapıyorlar, korkuyla kötülük arasında bir ilişki var. İnançla da kötülüğü yenme gücü arasında bir ilişki var. Bu kötülüğü yenebilme gücü, kötülük ve korku, bunlar böyle birlikte çalışan bir sistem. Şimdi bunu mümkün olduğu kadar filmlerle, Mesnevi'den parçalarla böyle eğlenceli bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Gerçekten sizin okuduğunuz gibi, onun böyle iki cümlesini ben de söyleyeyim. Yani dünya ahalisini hakikaten böyle sistematik korkutanlar var. Bilim iki parça malum. Birisi en hakiki mürşittir kısmı var bilimin. Bir de en hakiki mürşit olmayan bilim var. Artık pandemi sırasında en hakiki mürşit olmayan bilimi maşallah ve o bilim adamlarını iyice gördük ortalarda. Bütün bunlar sistematik olarak çalışıyorlar. Tabii sosyal medya var, filmler var, kitaplar da var. Böyle her alanda üzerimize yönelmiş bir ne diyelim niyet var ama az kalsın bir kelimeyi kaçıracaktım ağzımdan, onu Mesnevi'den parçaya saklıyorum. O kadar önemli bir kilit kelime var ki hocam, hepimizin bildiği, her dakika konuştuğumuz ama özel bir mercekle üstüne baktığımızda belki bizi şaşırtacak kadar basit ama bütün kapıları açan bir maymuncuk kelime.
Onu biraz sonra Mesnevi'den bir alıntı yaptığımız sırada Mevlana'nın dilinden söyleyeceğiz inşallah. Şimdi şeyden başlayalım. Kötü Kutu isim başlıklı bir yere başlıyorum. Richard Matheson, bu I Am Legend, Ben Efsaneyim romanını yazan ne şanslı yazar. Vincent Price oynadı ilkinde. Böyle bol bol sarımsak ve ayna. Orada vampirler vardı. Ondan sonra Charlton Heston 71'de Omega Man. Ondan sonra I Am Legend şeklinde esas başlık. Will Smith oynamıştı. Yani giderek de filmler o kadar güzelleşti ki. Şimdi o yazar bir tane öyküsü var. O da Button Button, düğme düğme. Şimdi çok fakir bir aile var. Bu 70 yılında falan yazıyor. Yani 50 yıl, yarım yüzyıl önce yazılmış bir öyküdür bu. Bir aile var. Bir Amerikalı aile. Amerika'da bir aile. Hatta bu Twilight Zone, Alacakaranlık Kuşağı'nın serisinde 1986 yılında bir fragman olarak da oynadı, böyle 20-22 dakikalık kısa bir filmde. Her şeyi çok güzel anlatıyor ama. Her şeyi çok güzel anlatıyor. Bakın, kötünün bir potansiyeli, böyle her yere sirayet edebilme gücü var. Hani kötü neredeyse maddeleşebilir. Böyle enerjik, ölçülebilir enerjisi olan bir şey neredeyse yani. Bakın şimdi çok çok anlaşılacak. Bu bir öyküyle bu kadar mı anlaşılır? Şimdi bir Amerikalı aile var. Çok fakirler. Adam arabayı tamir etmeye çalışıyor. Olmuyor. Amerika'da arabasız ne haldesiniz biliyorsunuz. Kadın bütün gün sigara içiyor. İşsiz. Böyle can sıkıntısına ölüyor. Para da yok. Yani bir şey alsa, bir şey eğlendirse kendini. Adam da düşük ücretli bir işte çalışıyor, bu vaziyetteler. Durumlarının sittin sene derlerdi eskiden. Sittin sene düzeleceği yok yani görünürde. Fakat bir sabah kapısının önünde bir kutu buluyor. Üstünde böyle bir plastik muhafazası var ama açılamıyor. Kilidi var çünkü. Bir de düğme var içeride, basılabilecek bir düğme var. Şimdi bu nedir diye alıyor tabii kadın içeriye. Çok ilginç bir şey. İçeri alıyor. Sonra kocası işteyken, daha kocası çok uzun çalışıyor. Kocası işteyken böyle kravatlı takım elbiseli Stewart diye bir adam geliyor. Efendim diyor, o kutuyu ben getirdim buraya. Bu kutunun diyor iki tane özelliği var. Nedir diyor kadın. Şimdi diyor, bakın bu düğme var ya, ben anahtarı da vereceğim size diyor. Eğer isterseniz. Bu düğme var ya, evet, bu düğmeye basarsanız hiç tanımadığınız biri ölecek. Hiç tanımadığınız biri. Ve size diyor 200 bin dolar vereceğiz. 1970'in 200 bin doları. Yani 5 milyon falan şu anda neredeyse. 3-5 milyon dolar. Öyle hayal edin. Bir de ne kadar fakirler, ne kadar fakir durumda oldukları. Şimdi kadın böyle inanamıyor. O şaka bu. Bu kadar para verirler mi falan diyor. Ama bir umut ya, hani en azından bir denenebilir yani. En azından bir denenebilir. Şimdi adam geliyor, adama anlatıyor. Bak diyor, böyle kutu varmış diyor. Anahtarı da verdi diyor. Bu düğmeye basarsak birisi ölecekmiş ama hiç tanımadığımız birisi diyor. Bize de 200 bin lira. Adam olmaz diyor, yapmayalım. Zaten yalandır. Böyle şey verirler mi bu kadar para? Ama ya doğruysa diyor falan. Bu sefer işin ahlaki tarafına geçiyorlar. Adam diyor ki ya bebek olursa diyor. Bir bebek ölürse diyor. Ya tanımıyoruz ki diyor. Dünyada kaç kişi ölüyor? Her dakika kaç kişi ölüyor? Bir kişi fazla ölse ne olur diyor kadın. Çok ilginçtir. Düğme kadınları daha fazla cezbediyor. Bu da Hristiyan dünya ya, ilk günah. İlk günah çağrışım. Ben öyle görüyorum. İlk günah. Pandora'nın kutusu da aynı şekilde. Evet, Çok evet, evet, güzel. evet. Evet, ilk günah. Evet. Evet. Ondan sonra adam kutuyu alıyor, dışarı çıkartıyor, çöp konteynerine atıyor. Kadın gece çöpten onu alıyor, sabaha karşı tereddüt ediyor, 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 kilitle açıyor, basıyor düğmeye. Adamı dinlemiyor yani. Şimdi adam da şaşkın. Söyle ne oldu diyor. Bastım düğmeye diyor. Bak gördün mü, hiçbir şey olmadı diyor. Boşu boşuna seni diyor kandırdılar. Tak, kapı çalınıyor. Stewart geliyor. Bir James Bond çanta. İçinde 200 bin dolar, açıyor gösteriyor. Çantayı onlara bırakıyor. Kutuyu alıyor. Şimdi ne olacak diyor kadın. Bu kutuyu diyor bir başkasına vereceğiz.
Onların da diyor tanımadıkları, düğmeye basınca tanımadıkları biri ölecek diyor. Eyvah. Ha, kadın böyle şafak atıyor. Film öyle bitiyordu. Şimdi bakın. Film bitti mi hocam? Film böyle bitiyor. Kadın şok. Vay canına, başkası bastığında ben de öyle bilirim yani. Ama şimdi 2008'de tam da kapitalizmin bittiği yıl olan, bittiğini söyledikleri yıl olan yılda yapılan The Box var. Bu sefer The Box ismiyle bunu sinema filmi yaptılar. Tanınmış aktörler de oynadı. Biraz değiştirdiler. Adam NASA'da astronot olmak istiyor. Kadın da böyle iyi bir lisede öğretmen. Azıcık da sol ayağı aksıyor. Yani öbürü fakirdi, sigara içiyordu, işsizdi, niteliksizdi. Bu güzel, cazip bir kadın ama cazibesini bozan böyle bir kusuru var. O kusuru kasıtlı koymuşlar yani. Evet. Ondan sonra aynı şekilde kapıda şimdi adamı astronot olmaktan listeden çıkartıyorlar. Acayip bir maaş kesilmesi olacak. Yani bir gelir düşmesi olacak. Tam Noel'e yakın. Kadının da öğretmen olduğu için çocuğu bedava okuyacaktı. O çok prestijli lisede. Bunun olamayacağını söylüyorlar. Şimdi bak, arka arkaya bu haberleri almış vaziyetteler. Sabah kapıda bir kutu. Bu sefer adam geliyor. Kısa anlatacağım. Aynı şeyleri söylüyor. Fiyatı 1 milyon yapmış. 1 milyon lira vereceğiz diyor. Bu düğmeye basarsanız. Şimdi kadın basalım diyor. Adam basmayalım. Kadın yapalım, adam yapmayalım. En sonunda kadın düğmeye basıyor. Stewart geliyor. Parayı veriyor. Kutuyu alıyor. Gidiyor. Bunu niçin yapıyorsunuz diye soruyor adam. Ya biz Mars'tan sizi izliyoruz insanları. Bir çeşit ahlak testi gibi diyor yani. Ondan sonra bu gidiyor. Şimdi adam kadına çok kızıyor. Bize diyor cinayet işlettirdin, bilmem ne yaptın, kadını öldürüyor. Polis geliyor. Adam müebbet hapis. Kadın öldü. Çocuk küçük, 12 yaşında. Çocuğu kimsesizler yurduna. Ama çocuk 18 yaşına gelince 1 milyon dolar alacak. Kan parası. Hocam film bu. Bunu böyle bu mantıkla film yapıyorlar. Şimdi buradan tersten bakalım olaya, tersten. Ya bir dakika, bu Stewart kim? Öyle ahlak testi falan filan olmaz. Birinci de öyle bir şey yoktu. Kim ne olduğunu bilmiyordu. Sadece insanın iradesine karşı bir meydan okumaydı. Matrix'teki siyah gözlüklü, siyah takım elbiselilerden bir tanesi herhalde. Herhalde Ajan Smith gibi yani diyorsunuz. Evet. Güzel güzel benzetme. Ondan sonra bu şekilde de bu film bitiyor. Böyle The Box'u da o şekilde yapmışlardı. Fakat çok ilginç bir tarafı var. Stewart'lar aslında dünyada insanları, yani insanlar, sizi bir program yaptınız minimalizmle ilgili. Minimalist yaşama. Ben minimalist yaşama çok yakınında duran, hatta öyle biri denebilir bana. Yani mesela ben onlardan biriyim, karşınızdayım yani minimalist olarak. Kedileri sadece biraz çok minimalist tutmuyor, böyle diyeyim yani. Ondan Kediler sonra kitapları. evet, kediler kitaplar. Ondan sonra peki bu Stewart'lar kim? Bence bu Stewart'lar kötülüğün gazına basan, insanı minimal, rahat, aslında minimalle ne kadar rahat, bu programda çok güzel programdı. Minimalle ne kadar bazı şeyleri hiç sorun etmez hale geleceksin. Yani bazı şeylerden çok rahatlayacaksın. Minimalden anladığım şey değil ama hocam, siz o sırada şuradan aldığım bu kadar eşya var, şunlar var falan dediniz. Ama ben böyle evi boşaltma anlamına da şey yapmıyorum. O kadar oraya kadar indirgemiyorum. Ben eski eşyaları toplamıştım hocam. Dünyanın Evet, her ama o yerindeki bit pazarlarından eski eşyaları evet. çok severim. Oturduğum yer de şu anda öyle ama ben kullanmaktayım. Yani hiçbir tane Evet. boş duran bir obje yok. Her şeyi Evet. kullanıyorum. Ama onları da seyretmem lazım. Yavaş yavaş dostlara, arkadaşlara artık dağıtıyor olmam lazım. Çünkü başladım. Başladım hocam. Ben de yaşam
Biraz Evet. daha minimalist, daha kolay olacak. Evet. Minimalist şu nedenle açtım bu kutuyu, kötü kutuyu konuşurken. Bu kutularla bizim bizi kötülüğe daha fazla harcama, hırsa yani bu kutuları sistematik olarak bu düğmeye bastırtanlar var dünyada. Yani bu hayali bir şey değil bu. Çok hayali bir öykü olmadığını güzel şey herkes düşünürse biraz kavrayabilir. Yani burada bir espri var. Bir de ama seni kutuya düğmeyi getirip bas bas bak basarsan falan diyen var. Yani vesvas ya da başkası işte ben Rablar Anonim Şirketi diyorum ya. Rablar Anonim Şirketi bu işe çok sıkı çalışıyor hocam. Yani böyle bir şey var. Şimdi kötü kutuyu geçtik ama kötü kutu kafamızın bir kenarında dursun. Düğme var çünkü bize sürekli ah o düğmeye bastım ya da düğmeye bir bastım eyvah düğmeye bastım şeklinde çeşit çeşit yani şeyler durumlara bizi sokuyor. Dünya insanını sokuyor ve gereksiz yere bir ihtiras bir şey yaratıyor. Şimdi nereden bağlantı diyeceksiniz? Bakın nereden bağlantı diyeceksiniz? Alien filmlerinin bir esprisi var. Şu ana kadar reptilyanlar konuşurken Alien'ın konuşulmaması bana nasipmiş bu akşam söylemek. Çünkü ilk dört Alien filmi uzaydaki müthiş çabuk üreyebilen silisyum bazlı bir reptilyanın korkunç bir, çok zeki, kafası büyük, çok zeki bir reptilyanın dünya insanını yok etmesi için paramparça böyle silip yok etmesi için uzaydan getirilme çabasıdır hocam ilk dört film. Evet. Ve onu bir tane Sigourney Weaver ablamız onu her seferinde kahramanca engelledi değil mi? Bir kadın dünyayı kurtaran kadın şeklinde. Herkes izlesin şimdi bu bilgilerle sevgili canlar. Bir daha izleyelim. Aslında benim de Evet. şu bilgilerle yeniden izlemem lazım. Yani ben onu çok uzun yıllar oldu, değil mi? 20 yıl oldu mu? Hocam ben bugün filmlerden bahsediyorum. Bazı yazılarımdan da bahsediyorum. Mesela benim Alien filmlerinin şifresi isimli çok emekle 6 A4 ama o kadar sıkıştırdığım bir şey vardır. Ve burada anlattıkları bir şey değildir. Hani işte filmi şunlar yaptı, kameraman buydu, aktörler buydu, aktrisler buydu. O değil. Esas filmin ne oldu hakkında 6. Ben onların hepsinin listesini vereceğim. Burada yayınlanacak zaten. Evet. Öyle bir yazım da var. Hazır bir şey var. Hocam şimdi bakın burada not attım da tam söyleyeyim. 25 Ekim 1979. 25 Ekim 1979. Amsterdam'dayım. Gececiyim. Yabancı tren temizlikçiliği yapıyorum. Gecede 85 vagon falan temizliyoruz yani. Böyle boru değil yani. Bir vagon boyu böyle 30 metre 40 metre falandır. Neyse. Evet, trenler çok pis geliyor. Şimdi tren temizliğine gideceğim. Gececiyim. Mesai 23'te 11'de başlıyor. Alien filmi geldi Perşembe akşamı. Ya ben dayanamam ki gececilik bitsin 2-3 gün sonra rahat rahat git hangi seansa istiyorsan. Gittim 6:45 seansına. Hiç unutmam. İşte Dam Meydanı diye bir yer vardır o çok şehir Çok merkezinde. severim, çok severim orayı. Evet. Gez gez bitmez orası hocam. O çevre gez gez bitmez. Evet. İlk Madame Tussaud'a Dam Meydanı'nda gitmiştim hocam. Evet. Ondan sonra filmi seyrettim. Şimdi gece çalışıyorum. Vallahi yemin ederim ne trendeyim ne de Amsterdam'dayım. O Alien filmiyle böyle yaşıyorum. Her zaman da çok sohbet ederiz arkadaşlarla böyle sohbetle çalışınca nasıl çalıştığını da anlamıyorsun. Sohbetim de bozuldu yani. Ne oldu sana bugün falan diyorlar. Yani üzüntüm de yok. Başka bir şey, başka bir ritme girdim. Uzayın başka bir tarafına gittim. Bir de Rudy Giger'ın ben başka bir alemde ressamım hocam. Yani karikatürlerim vardır, başka şeylerim öyle vardır falan. Ben ressamım aslında ama işte bu yaşamda değilim. Şimdi o yüzden çizimler falan filan beni çok etkiler. Rudy Giger o yarattığı şey yaptı. Zaten ona benzer çizimlerini, ben hepsinin isimlerini listede vereceğim.
Rudy Geiger'ın ilk çizimlerini gördüğümde böyle gördüğümde şöyle kaldım. Hani bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin diyor ya. Abidin. Bana kötülüğün resmini yapabilir misin Abidin deseydi. Hatta bir tane laf da icat ettim hocam. Bugünlerde Nezahat Çelik, Allah rahmet eylesin. bir Evet. tane evet, evet. Bir laf da icat ettim. Kör kütük kötülük. Yani kör kütük kötülük. Hatta ona şey diyorlar. Karanlık ruhlu deha diyorlar. Geiger. Şimdi onun ben heavy metalciydim. Heavy metal dergileri alıyordum. Hatta ikinci elden de topluyordum. Hatta bizim oralarda bir ikinci el dergi satan, dergi kitap satan bir yer vardı. Benim için adam toplardı. Telefon ederdi, gel 3 tane var al. Sende olmayan sayılar diye biliyordu yani. Neyse. Rembrandt Meydanı'nda değil mi? Birkaç tane var hocam. Ben küçüğünü söylüyorum. Rembrandt Meydanı'ndan aşağı doğru indiğinizde bir tane sola döndüğünüzde vardır. Bir de biraz daha ileriye gitti. Orada 2 tane yani ne diyeyim müthiş Rembrandt Plein'e yakın yani Mesela. Dam'la Rembrandt arasında bir tane vardır. Yani oraya belki 1000 defa falan ayağım basmıştır yani. Biraz kapital de yatırmışlığım vardır oraya. Neyse şimdi devam edelim hocam. Alien filmlerinde ilk 4 tane de bu reptilyan dünyaya gelecek kardeşim tamam mı? Hikaye bu. Beşincide, altıncıda vitesi başka bir yere doğru çevirdiler. Reptilyan tekrar duruyor. Fakat reptilyan yapay zeka. Şimdi burada bir tabir kullanacağım. Ama önce 6. Alien'dan bir sahneyi konuşalım. Bakın reptilyana da korkuya da başka bir şeye de bağlayacağım. Şimdi Peter Weyland var, trilyoner. Böyle müthiş bir evde oturuyor. Camları falan görseniz yani ne kadar kocaman bir arazide falan. Bir tane de android böyle çok güzel giyinmiş, yakışıklı bir android var. İkisi yalnız. İnsan. Ama insandan ayırt edilemez o diyeydi. Şimdi Peter Weyland ona diyor ki filmin başında senin diyor bir adın var mı? Orada da gösteriyorlar böyle o salonu adamın oturduğu salonu gösterirken böyle çok eşyasız bir piyano böyle boydan boya bahçe mi artık sınırsız arazi mi ne anlaşılmıyor böyle cam bir tane de Davut heykeli Michelangelo'nun Davut heykeli çok samimi söylüyorum aslı adamın evinde adamın salonunda o heykelin aslı var yani kopyası değil o kadar trilyoner diyelim yani ilerideki zamanlardayız. 2100'lü yıllardayız. Şimdi Michelangelo bu tabloyu tabii ben araştırdım. 2014'te zaman 1514'te bitirmiş. Ve Medici ailesi de finans şey yapmış. Finans olarak yardım etmiş. Bu uzay yolculuğuna da 2104'te çıkıyorlar. Tam 600 yıl sonra. Onu bile filme koymuşlar. Ama şimdi bakın. Senin diyor bir adın var mı? Orada Davut heykeli var ya. Şey bakıyor Android Davut heykeline. David diyor. Ondan sonra bana diyor bir parça çal. Hocam geçen programda da Wagner konuştuk ya. Bana diyor bir parça çal. Hangi parçayı istiyorsunuz diyor. Sen kendin seç. Oturuyor o robot David. Artık ismi David. Davut. Bir parça çalıyor. Şey tanıyor onu. Peter Weyland. Ha diyor. Wagner çalıyorsun. Tanrıların Valhalla'ya girişi bölümü. Tanrıların Valhalla'ya girişi. Ondan sonra şuradan okuyayım ki kısa anlatayım. Çünkü çağrışıma çok elverişli. Diyor ki şey David, seni kim yarattı diye soruyor Peter Weyland'a. Peter Weyland'ın şeyi bu. Çağlardır süre gelen bir soru. Bu cevabı birlikte arayacağız. Yaratıcılık, bilim, teknoloji bu sorunun yanında önemsiz kalıyor. Biz nereden geldik? Moleküllerin rastgele çarpışmasından oluştuğumuza inanmıyorum. Beraber bulacağız evlat. Bak şimdi cevaba David'in. Sen kendi yaratıcını arayacaksın.
Benimki ise gözümün önünde. Sana hizmet edeceğim. Sen insansın. Öleceksin. Ben yaşayacağım. Tabii Peter bozuluyor. Peter böyle bozuluyor. Çay getir diyor falan. Fakat orada şunu anlıyoruz. Davut heykelinin o Davut'un yüzündeki ifade şeydir. Goliath'la çarpışmaya karar verdiği andır. Şimdi David Goliath'ı yıkmaya karar verdiği andır. O yani bu konuşma sahnesi David ilk fırsatta Goliath'ı yani insanı yıkacak. Yardımcı olarak da ne kullanacak biliyor musunuz? Kadın kullanacak. Yok. Onu yan ürün olarak tabii ki ama şeyi kullanacak. Reptilyan kullanacak. Tabii. Davut ile Goliath'ın rolleri değişiyor. Goliath humanoid. Davut reptilyan kullanan, reptilyanla bir sistem yaratma çalışan bir başkası haline dönüşüyor. Tamamen ters çeviriyoruz. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Yani rastgele yapılmış sahneler değildir bakın bunlar. Şimdi silisyum metaforum vardır benim. 5 sene önce falan, 6 sene önce birden kafamda çaktı. Benim silisyum metaforu. Kimyacıyız biraz tabii onun da kafamda çakmasında bir rolü var. Bakın silisyum metaforum çok basit. Yüce yaratıcı ana bileşeni silisyum olan balçığa ruh üfledi, insanı yarattı. İnsan ana bileşeni silisyum olan çiple yapay zekayı üretti. Son şeyi de şudur. Eğer bu arada helak edilenlere arasına karışmazsak sonsuz alemlere açılan kapılar bizi bekliyor. Bu şekilde benim silisyum metaforum vardır. Silisyum çok önemli. O yüzden yani silisyumlu şeyden bahsederken. Hatta bu Valhalla kelimesi de şeyden geliyor malum. Valhöl bu şimdi ben Hollandaca biliyorum ya Almanca'ya da benzer. Zaten bu Cermenik dillerden birini biliyorsanız Danimarkaca da olur işte o tarafta hepsi Evet. olur. Hemen Valhalla'nın ne olduğunu anlarsınız. Fal düşenler, hal hol. Düşenlerin holü. Yani kahramanca çarpışırken ölenlerin şerefle karşılandığı salon. İşte orada Odin gelecek değil mi? İşte şey bizim David filmin sonunda, 6.'nın sonunda daha 7. yapılmadı bakalım. 6.'nın sonunda artık her şeyi ele geçirir. Gemide böyle kararlı bir şekilde yürürken tanrıların Valhalla'ya girişi çalar. Artık o Odin midir? Geleceğin Odin'i midir? Zeus'u müdür? Bilmiyoruz. Öyle bıraktılar filmi. Yani öyle şey Alien filmi diyerek geçmeyin. Yapay zekanın yeni rolü falan böyle çok güzel uyarladılar. Yeni zamana, yeni şeye çok sayıda. Şimdi bunu bıraktık. Şimdi başka yere geçiyoruz. 1988 yılında John Carpenter benim çok sevdiğim bir yönetmendir. Çok sevdiğim bir yönetmen. Bütün filmleri çok seviyorum. Yani ne yapsa izlerim. Defalarca da izlemişliğim vardır. They Live. Onlar Yaşıyorlar isimli bir film yaptı. Şimdi bu filmde John Nada isimli, onu da ünlü bir güreşçi oynadı. Piper, soyadı Piper. Ünlü bir güreşçi oynadı. Yakışıklı çocuk böyle sarışın. Hiç Yapılı da böyle. izlemedim değiliz. Evet. Kaçırmışım hocam. Ondan sonra işte John Nada bir de ismi bakın adamın ismi John Nada. John deyince şövalye anlayacaksın. Değil mi? Yani John Şövalye. Yani bizde Efe demek gibi bir şey. Hani Efe direkt Efe'yi de çağrıştırır ya. Evet. John da yani bir John duyulduğunda bir yerde John varsa boşa değildir. Şövalye John'dur. Nada da ümit demek. Umut. Şövalye umut. Şimdi hocam bizim şövalye umut. Inşallah Nadalarız. John Nadalar olacağız. Bakın biraz anlatayım. Şimdi bunlar böyle gecekondumsu bir yerde oturuyorlar. Gündüz de şeyde çalışıyor adam. İnşaatta. İşsizdi. Birileri yardım etti ona. Gel dediler burada kalacak yer de var. Hani lüks yok ama kalacak.
bir yer var. Şimdi oralarda bir kavga çıkıyor, gürültü çıkıyor, bir şey oluyor. Küçük bir kilise var. Gidiyorlar bakmaya gece yarısında ne oldu diye. Anlamıyorlar pek, fakat yerde böyle kutular var. Kutulardan bir tanesinde kara gözlükler var. Ulan bu nedir diyor. Bir tane alıyor o kara gözlükten. İnsan gözlüğü alınca bir de takar değil mi? Hani bakayım dışarısı nasıl görünüyor diye. Gözlüğü bir takıyor, inanamıyor. Her tarafta ilanlar, afişler varmış aslında. Yani sen gözlüksüz şey olarak beynin onu kavruyor ama gözü görmediği için sen onun farkında değilsin. Ama onu taktığında farkına varıyorsun dönen dolapların. Mesela şey yazıyor. İtaat et. Kocaman. Boyun eğ. Ondan sonra televizyon izle ve uyu. Karayiplere gel. Bir tane bikinili kadın. Evlen ve üre. Bir kumbara resminin altında bu senin tanrın. Her tarafta ama. Bütün o binaların üstünde, altında, yanlarında, havada, tavanda, her tarafta, sokakta. Her tarafta. Nereye baksan onlara üre, karakter, şey yap, bu senin tanrın, böyle bu şekilde. Vay canına. Normalde insan normal gözleriyle görmüyor. Ama binalar Evet. falan var değil mi? Hep binalar duruyor Evet evet her falan. şey var. Normal her şey Sadece var. Fakat şeyler görmüyorsun. değil. Evet, Evet. Fakat yazılar, o gözlük sistem. sayesinde bir şey daha görüyor. Ya bir de insana benzemeyen birileri var. Böyle yüzleri, vücudu insan. O gözlük onun yüzünü kuru kafa gibi gösteriyor. Böyle ama siyah kuru kafa. Tuhaf bir şey. Metalik bir şey gibi. Onlar da uzaylı. Bu uzaylılar meğersem dünyaya gelip bütün parayı, ilaç sanayini, endüstriyi, her şeyi ele geçirmişler. Medyayı ele geçirmişler meğersem. Bu ilanları da onlar koymuş hocam. Şimdi çok komik bir tarafı da var. Canla da en sonunda ölüyor. Ama şeyi başarıyor. Kablo 54 diye bir satelit var. O yayın yaptığı sürece ancak her şey o ilanlar durabiliyor ve hatta uzaylılar yaşayabiliyor. Yani uzaylılar kendilerini belli etmeden yaşayabiliyor. Fakat o kabloyu kestiğinde bütün her tarafta uzaylılar yüzleri görünür hale geliyor. Birden faş ediliyorlar yani. Yani işte uyanmak, farkındalık, bu gözlük değilse nedir hocam, değil mi? Şimdi 1988'de evlen ve üre diyordur. 2022'de ne der hocam? Bak ben yazdım. Sakın evlenme ve üreme. Aile kötüdür. Kağıt para artık senin tanrın değil. O tanrıyı öldür, yeni tanrı falanca koyun. Önünde saygıyla eğil. Bu senin Mesih'in, bu da senin Mehdi'nin. Mal mülk. Cinsiyetsizlikle ilgili bir yazı da vardır orada. Kesin ama bunları yapmaya kalksak da 30 tane madde. Mal mülk utanç verici bir şeydir. Kiralık hayat mutluluğun hasıdır. Daha Gözlüğünü 30 kirala, taneyi elbiseni kirala, ayakkabını kirala. bu film yapılalı 34 yıl geçti fakat şu anda ben John, hepimizin kadın erkek, kadınlar Jane Nada, erkekler John Nada şeklinde bir şekilde sayımızın arttığını düşünüyorum. Şimdi bir filme gelelim hocam. Yavaş yavaş esas besin kaynağı olarak korkuya doğru yaklaşıyoruz. Besin kaynağı olarak korkuya. Ama önce şeyi görmemiz lazım. Kötüyü. Zamanımıza bakayım. Var var. 45 dakikamız var. Tamam. Ondan sonra Şeytan filmi 1973. Nasıl başlar biliyor musunuz? Ezan sesi. Çok uzun. Ezan ne kadar sürüyorsa o kadar sürüyor. Hatta biraz daha uzun. Uzun, 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 uzun ezan sesi. Bir kazı yeri Kuzey Irak'ta. Bu tarafa keçileri koşturuyorlar, bu tarafa develeri koşturuyorlar. Burası keçiler, develer geri kalmış bir yer. Yani şey böyle, işte biraz keçi, biraz deve. Şimdi Arabistan'dayız yani. Ondan sonra ya da işte oralarda bir yerdeyiz. Oralarda bir yerde anlamına. Orada kazı yapılıyor. Şimdi Rahip Merin var. Kendisi aynı zamanda arkeolojiyle de ilgileniyor. Orada bir takım bulgular var. Bir tane şey bulmuşlar. İblis büstü bulmuşlar.
Hani ister Enki deyin, ister iblis deyin, ne derseniz deyin. Şöyle haşmetli bir şekilde duruyor, kanatları var. Belden itibaren ayaklarına yılan dolanmış. Kocaman bir yılan Baphomet. ayakları. Evet, Baphomet, yani böyle yüzü de o bilinen yüz böyle duruyor. Kendisi de onun karşısındaki tümseye çıkıyor. Böyle yüzünde korku, yani böyle şey, orta yaşlı bir rahip, böyle inancını, imanını kaybettiği, bununla başa çıkılmaz diye düşündüğü bir yer. Oradan atlıyoruz modern hayata, eski Babil'den yeni Babil'e. Ondan sonra 12 yaşında bir kızın içine işte şeytan girmiş. Doktorla olmuyor, hastaneyle olmuyor, onunla olmuyor. En sonunda rahip çağırması gerekiyor. İki rahip geliyor. Bir tanesi bu rahip Merrin, o hani şeytan heykelinin karşısında dururken artık davayı kaybettiğini hisseden rahip Merrin. Bir de genç Karas. Hatta Cizvit'miş. Şimdi Cizvit'i de Cizvit. bir de Cizvit. Cizvit üstelik. Cizvit babası. Aman. Hayır, yani Cizvit'le IŞİD arasında çok fark yoktur bazı Hocam yönlerden, yani neyse. Cizvit'in altında üç tane iblisin altında üç tane Cizvit hahamla yönetiliyor dünya biliyorsunuz. Ama bu Cizvit annesi de yeni ölmüştü falan. O biraz kahraman çıkıyor filmde. Şimdi ben filmi daha fazla anlatmayacağım ama o filmde bir şey var. İkisinin arasında bir konuşu var. Bu olmaz ya. 1973. Bakın, okuyorum. Şimdi bunlar ikinci kattaki kızın odasında bir sürü şeyler oluyor. Böyle başa çıkamıyorlar o entity ile, o içine girmiş ruhla. Böyle yorgun, bezgin bir şekilde kızın odasından çıkıyorlar. Merdivene oturuyorlar. Merdivende oturdukları bir sahne var. Bunu çekmişler, sonra çıkarmışlar. Koymamışlar filme. Bu yani eksklusif bilgi olarak. Şimdi genç papaz, daha inançlı, daha böyle mücadeleci. Eğer diyor bu şeytanın el koymasıysa, niçin bu küçük kıza diyor. Merin ne diyor? Baştan boşuna ezan seslerini, o böyle iblis heykeliyle karşılıklı durması, yüzündeki vay be biz buna karşı koyamayız hissiyatını boşuna göstermediler. Bakın Merin ne diyor? Ben de olsam 73'te bunu koymazdım sinema filmde, göstermezdim bu söylenen lafları. Kim bilebilir, ama bence şeytanın hedef aldığı, şeytana tutsak olan değil bizleriz. Bunu görenleriz. Ereği bizi umutsuz kılmak, insanlığımızı bize reddettirmek, kendimizi bize çirkin, onursuz ve değersiz gördürtmektir. Çünkü Tanrı'ya inanç işi bir us değil, bir aşk ve sevgi sorunudur. Belki iblisten gelecektir iyilik. Anladığımız ve bildiğimiz bir yolla da gelmeyebilir. Belki de iblis iyiliğin potasıdır. Ve belki de kendisine karşın şöyle ya da böyle iblis Tanrı'nın iradesini yerine getirmektedir. Bunu çıkarmışlar hocam. Yani 73'te hele hiç olmaz diye. Yani. Şimdi olur ha. 2023'te olur. Evet. Böyle bir şey olabilir. Yani Lucifer filmlerinin dizilerinin yapıldığı zamanda olabilir. Ama 73'te yapmadılar. Filmin ticari şeyini kısmamak için de çok başarılı da oldu. Şimdi buradan Mevlana'ya kulak verelim. 13. yüzyıl. Mevlana bize iblisle ilgili bir şey söyleyecek. Bakın. Şimdi Muaviye evinde kapıları kapalı, kilitli falan. Artık öyle çadır devrinde değil, hani daha böyle yapı bir yapıda falan oturuyor. Bir ses duyuyor. Bu nedir diyor. Gidiyor bakıyor. Her taraf kapalı. Kapıları kontrol ediyor. Pencere, her taraf kimse giremez. Aa, bir bakıyor perdenin orada, kapının orada biri duruyor. Elinde böyle yapar. Muazzam bir sahnedir. Bunun niye filmini yapmaz bizim insanımız ya? Bunun filmini niye biz seyretmedik defalarca, Hiç. değişik versiyon? Şimdi şöyle şeytan böyle durmuş, böyle yapmış bakın.
okuyorum. "Hey, kimsin sen?" diye sordu Muaviye. "Açıkça söyleyeyim," dedi adam. "İblis." "Beni niçin uyandırdın? Doğru söyle, doğruca söyle." "Şimdi namaz vakti," dedi şeytan. "Hemen mescide koşmak gerek. Resulullah ibadetlerin vaktinde yapılmasını emretti." "Hayır, senin böyle bir hayırlı düşüncen olamaz. Hırsız evime giriyor da bekçilik ediyorum diyor. Ben o hırsıza nasıl inanayım?" Şeytan dedi ki, "Biz evvelce melektik. İbadet yoluna canla başla düzülmüştük. Yol saliklerine mahremdik. Arş sakinlerine hemdem. İlk sanat gönülden çıkar mı? İlk sevgi nasıl olur da unutulur? Seferde Rum diyarı ehlinden birisini yahut Hutenli birisini görmekle vatan sevgisi kalbinden çıkar mı? Biz de bu şarabın sarhoşlarındandık. Biz de kapısının aşıklarındandık. Göbeğimizi onun sevgisiyle kestik. Sevgisini canımıza ektiler. Zamane güzel günler gördük. Baharda rahmet suları içtik. Ve varlığımızda onun fazıl ve insan eli ekmemiş midir? Bizi de yoktan yaratan o değil mi? Ondan nice lütuflar görmüşüz. Rıza gülistanında nice dolaşmışız. Başımıza rahmet elini koyar, bize lütuf çeşmelerini izhar ederdi. Ben daha çocukken, süt emiyorken beşiğimi kim salladı? O. Onun sütünden başka kimden süt emdim? Onun tedbirinden başka beni kim yetiştirdi? Vücuda sütle giren huyu çıkarmaya kimin iktidarı vardır? Şimdi final parçası. Buradaki kelime 13. yüzyıldan. Belki bu kelimeyi daha ciddiyetle bakmamız lazım. Ben sebebe bakmam. Çünkü sebep sonra meydana gelen bir şeydir. İblis devam ediyor. Sonradan meydana gelen bir şeyin varlığına sebep olur. Ben ezeli lütfa bakar, sonradan meydana geleni yırtar, iki parça ederim. Tutalım Adem'e secde etmemem hasettendi. Ama o haset de aşktan meydana geldi. İnattan, inkardan değil. Her haset şüphesiz dostluktan meydana gelir. Sevgiyle başkaları da bir araya ot ha sevgiliyle başkaları bir arada oturunca haset baş gösterir. Bu böyle devam eder. Muaviye iblisi kovar. Hadi dersen git. Beni niçin burada olduğunu anladım. Neden der? Çünkü sen namazı kaçırsaydım çok üzülecektim. Onu biliyorsun. Namaza gideyim de daha az Hocam o Hazreti Ali mi Hazreti yani Hazreti Ali'nin diye anlatılır bu. Yok, Muaviye diye anlatır. İblis ve Muaviye bölümü. Hatta yerini söyleyeyim. Muaviye ve İblis hikayesi Mesnevi 2. cilt 27. bölüm. Ben bunların hepsinin listesini filmle birlikte yazacağım. Allah Allah. Ben Hazreti Ali diye biliyorum. Muaviye bildiğimiz Muaviye Hazreti. Muaviye'nin olmasında bir başka espri var da oraya girersek hem vakit yok hem bombalı alanları da var. Belki başka bir vesileyle. Bilenler daha iyi bilenler anlatsa daha iyi olur tabii. Şimdi geldik korku obur hikayesine geldik. Önce kötülüğü, iblisi. Şimdi bakın haset kelimesi çok önemli. İblis insanı haseti var. Bu haset kelimesini küçümsemeyelim. Hafife almayalım diyorum. Bu haset korkunç bir şey. Şimdi uzaydan gelen, bakın King 1986'da bir kitap yayınladı, It. Ben bunu üç dilde okudum desem parça parça, ama en çoğunu da Türkçe. Hatta göstereyim, 1145 sayfa. Stephen Evet. King'in Bakın bu çok özel, çok özel bir şeydir. Şimdi bununla ilgili bir şey söyleyeceğim. Biraz da kitap bu. bende de var hocam okumadım ama ben onu. Ama şimdi okumuş gibi olacaksınız 5 dakikada. Evet. Gerçekten, gerçekten. Bakın özünü söylemeyi başaracağım inşallah bakalım. Şimdi 1985'te yazıyor. 1985'te yazarken 85 yılına göre ayarlıyor ne yaptıysa. Şimdi içeride bir matematiği var işin çünkü. 1990'da mini seri yapıldı. Hatta gittim videotekten Amsterdam'da kiraladım. 2 tane, 2,5 saat, 5 saat seyrettim. Ben çok beğendim. Beğenmeyenler var. 2017'de çocuklar bölümü ve yetişkinler bölümü var. Ayırdılar onları. 2017'de çocuklar bölümü yaptı. Çok tuttu.
2019'da yetişkinler bölümünü yaptılar. O kadar etki yapmadı. Şimdi de 58'de geçiyor çocuklar bölümü. Şimdi de dizisi yapılacak. Olayı kısaca söyleyeyim. Bakın King 85'te yazmış ya, 86'da yayınlamış. 86'da bir şeyi söylemiş yani. 86'da bir mesaj verilmiş yani, bakın. Derry adlı onun uydurduğu bir kasaba vardır. Bütün olaylar orada geçer. Maine eyaletindedir ama. Fakat olmayan bir kasabadır. Derry adlı şeyde bir yaratık, Pennywise ismi, orayı mesken tutmuş. 27 yılda bir uyanıyor. Ondan sonra insanları, işte bazı insanları öldürüyor. İnsanların daha fazla kötülük yapmasına neden oluyor. Kötülüklerle besleniyor. Korkuyla besleniyor. Korku salıyor. Özellikle çocukları çok korkutuyor. Korku salıyor. O çocuklarla ilgili çok üzücü bir şey de söyleyeceğim birazdan. Gerçek hayatla ilgili. Çünkü dünyamızda bunu yapıyorlar. Şu anda bile yapıyorlardır bir yerde. Çok yazık ya. Neyse. 27 yılda bir Pennywise uyanıyor. 1715'te ilk başlamış hocam. Yani ne zaman gelmiş de gelmiş uzaydan. Böyle uykudaymış. 1715'te uyanmış. Yani veraset savaşları, İspanya veraset savaşları sırasında. İkinci Carlos öldükten sonra İspanya'nın ele geçirdiği, bir de İspanya'nın ele geçirdiği yerler o kadar büyük yerler ki, mesela Hollanda'yı falan da işgal etmişti. İspanyol işgali vardır. Ondan sonra Brezilya, Portekizlerin, ama diğer Güney Amerika ülkeleri, Filipinler falan filan, böyle büyük bir yer var. Onları İspanya'nın elinden almak için bir mücadele ve dünyada aynı zamanda da endüstri devriminin, artık dünyayı modernitenin, yani şu bugünkü her dakika şikayet ettiğimiz, yani her tarafının lime lime olmuş, kokuşan modernitenin de yapımı 1715'ten başlıyor, 1700'lerden başlıyor yani. Yani artık endüstri devrimi, yeni bir fizik, yeni kimya, başka bir şey böyle geliyor ve dünya sonsuza kadar da hızlı değişime girecek, sonsuza kadar. İşte bu 1715'ten ve Pennywise buradan başlıyor. 27 yıl, 27 yıl uyanıp uyuyup uyanıp ve palyaço kıyafetinde. Palyaço Victoria devrinin bir kıyafetidir. Hatta biraz müstehcendir. Victoria devrine ait kıyafettir. Yani kötülük, şimdi kendisi aslında çok başka bir yaratık. İnsan gözü, insan beyni onu deşifre edip bir şekil veremiyor ona. O yüzden böyle çok şekilsiz olmamak için kendisi palyaço kılığında görünüyor. Yani Victoria devrinin bir üniformasıyla kötülük ve korkuyu yiyen yaratık 1715'te, sonra İngiltere İspanya'nın yerini alacak ya, ve bütün tarihler falan hiç boş değil ve dünya tarihiyle de ilgili bir şey bu aynı zamanda, yani böyle başa baş gidiyor. Ondan sonra hatta 1815'te işte Waterloo Savaşı, değil mi? Şey, Rothschild İngiltere'yi ele geçirecek. Ondan sonra 1915 kasıtlı çıkartılmış, imparatorlukları yıkmak için Birinci Dünya Savaşı. 2015'te çıkartacaklardı bir savaş daha. Biraz ertelendi. 22 değil ama 25 falan gibi bir planları var. Zaman zaman bu işi daha iyi bilenler anlatıyorlar. Şimdi Pennywise'a gelelim. Pennywise'a. Buraya bazı notlar aldım da kısa anlatabilmek için. Şimdi çünkü ben bu konu bana geldiğinde benim bir travmam başlıyor, uzun anlatmayla ilgili, itle ilgili. O sayfalar boşuna değil. Şimdi bakın şöyle. Eleştirmenlere bakıyorum, yabancı, yani anlayabildiğim dillerden ve yerli ve yabancı eleştirmenlere bakıyorum. Efendim, kasabada travma varmış, travmaları kullanan palyaço varmış, korkuları bu şekilde şey yapıyormuş ama aslında her şey travmadan. Hani vay 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 vay, işte en hakiki mürşit olmayan bilim. Vay 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 vay. Bir tane yumurta yiyince kolesteroldan ölürsün diyen bilim bu. Neyse, ondan sonra öyle bir şey yok. Bir de kitapta Maturin diye bir kaplumbağa vardır. Şey, palyaço için Maturin'den çok korkmaktadır. Maturin uzaklarda bir yerde
böyle hareketsiz durmakta. Sağ mı ölü mü belli değildir. King'in din anlayışı öyledir. Ama o Maturin evreni kusmuş. Sonra öyle uzakta öyle çekilmiş orada duruyormuş. Şimdi sağ mı hareketli mi belli değil. Ne kadar karışıyor, neye karışıyor belli değil ama palyaço için çok korkarmış. Hiçbir filmde Maturin yok. Hiçbir filmde. Şimdi diyorum ki King'e mesaj yolluyorum telepatiyle. Ya King bak kaç yaşına geldin 47'li. Ya şu diziye Maturin'i koyun ya. Ve niye korktuğunu söyleyin ya şeyin. Şimdi bir şeye daha gelelim. İnsanlar şeyi korkuyu korkunun yenebileceğini küçümsüyorlar. Hayal gücü gibi görüyorlar. Halbuki bakın büyük çocuklar küçük çocukları korkutup ağlatmaz mı mahalle hayatında? Ve oradan bir haz al mı enerjisi artar, gözleri parlar, yüzü gülümser, böyle hatta gençleşir biraz daha böyle onu yemez mi o çocuğun korkusunu? Yani insan insana yapmıyor mu? Evet. Ama bunun bir başka şekli var şimdi. Buraya yazdım. Adrenokrom diye adrenalinden türeyen bir madde var. Adrenalinin Adrenokrom. zaten adrenokrom. Bunun keşleri varmış hocam. Adrenokrom keşleri. Yalnız bu çocuklarla yapılabiliyormuş. Çok Çocuk. çok anlattık hocam. Böyle Tabii korku tabii biliyorum tam biliyorum. böyle korku şeyinde salgılandığında, hatta Evet. Epstein adasında Tabii onun tabii bir tabii. Tabii. dosu çekilmiş. Evet. Çocuğa işkence yaparlarken 3 yıl önce pandemi sürecinin başında ben dostlarımla onu kendi aramızda gönderirken birbirimize WhatsApp'ta, WhatsApp'tan iz bırakmadan silinen bir Yapmıyor. videoydu. İz bırakmadan silindi WhatsApp'tan. Bakalım şimdi bir şey olacak mı? Ama Evet. çok konuşuluyor. Bunun üzerine çok konuşuluyor. Filmini de yapmışlar. Hatta 1998'de Las Vegas Parano adlı bir film. Baktım hangi filmdi? Zamanında görmüştüm. Orada bile Biz bahsi geçmiş. zaten adrenokromlar konusunda yeni uyandık. Yani maskeler yeni. Epstein Ama adasıyla işte birlikte. 98'de hocam o filmde söylemiş. Orada keşler var, onu da kullanıyorlar. Bir de çocuğu sağken, ancak sağken kanı alman lazım. Evet. Ölüden o Oy, oy, korkunç, oy. korkunç şey. İşkence. Yani Evet. Pennywise uzaydan geldiği söyleniyor. Victoria devrinin bir üniformasıyla insanlara görünüyor. Uzaydan gelmiş. Victoria devrinin şeyiyle 1715'te İspanya Veraset savaşları sırasında uyanmış ilk defa. King çok güzel notları koymuş değil mi? İrlanda asıllıdır. Şimdi Kaplumbağa Maturin'i keşke dizide yapsalar. Ona şey yollamaya devam ediyorum hocam. Telepatiyle lütfen ya bak kaç yaşına geldin lütfen diye. Şimdi son bölüme geldik. Ne yapılabilir? Ama adrenokrom bölümünü siz geçtiniz mi? Adrenokromu sizden en az iki defa sizin programlarınızda en az Ama bir ya da iki. siz kitaptaki adrenokromdan bahsedin hocam. Hangisi? Ha kitapta adrenokrom söylemez. Ha. Orada geçmez. Ama ben korkunun yenmesini böyle hani pratikte bakın yapıyorlar demek için Ha, adrenokromu pardon. tekrar şeye getirdim. Yoksa burada bahsini etmezdim. Zaten bilmiyor. Epstein davasıyla ilgili her tarafta onların çok şeyi çıktı. Yani sayısız konuşuldu, değil mi? Evet. Bizim takipçilerimiz de bayağı o konuda bilgi sahibiler hocam, evet. Ama şimdi burada tam şeyi çünkü bu uzaydan gelen 27 yılda bir uyanan yaratık insan korkularıyla besleniyor. Hı. Onun gıdası o. Hatta şöyle diyorum, 27 yıl belki onun evreninde ya da onun boyutunda belki iki yemek arası bir Tabii. zamandır. Yani sabah kalktı, öğle yemeği 27 yıl sonradır belki.
Değil mi? Akşam 27, öbür 27, sabaha tekrar 27. Hani öyle bile olabilir espriyle. Şimdi ne yapılabilir peki? Yani o yüzden korkunun yenmesini, korku oburluğu çok ciddiye almak lazım. Ayrıca korku obur bu konuşma bahanesi ama bakın korku bizi iyi düşünmemizi engelliyor. Ondan sonra doğru karar vermemizi engelliyor. Eğer korku gazına çok basarsa bu sefer panikle kendimize çok zarar verecek hareketler yapmamız da hem kendimize hem başkalarına hem mesuliyetini taşıdığımız kimselere çok fazla zarar verecek hareketleri yapabiliriz. Onun için yani korkunun böyle çok fazla bir etkisi var insan ahalisi üzerinde. Bir de gıda olarak bayağı bildiğimiz gıda. Hani yediğimiz yemek gibi yani pastırmalı börek tabii şimdi herkesin ağzı sulanmıştır ama bu adrenokroma da ağzı sulanan sapıklar olduğunu ve bunların kendini biz uzaylı soydanız dediğini falan da sizin programlarınızda yani 10.000 defa mı anlatmışsınızdır hocam? Yani değil mi? Hocam Şimdi bu titremeler bir devlet başkanı Macron'la birlikte toplantısı sırasında iki defa bayıldı, eli ayağı titreyerek böyle. Onların hepsi kriz anları, bağımlılıklar sevgili hocam. Yani evet. adrenokrom bağımlılıkları, yani zamanı geldi ve zamanı geçtiği zaman işte o titremeler. Onların hepsini anlattık evet hocam. Bir Evet kez daha sayısız burada. anlatıp yani ben de o kadar çok yerlerde rastladım sizin programlarınızda başka yerlerde yani o Epstein'le birlikte çok fazla popüler oldu. Yani şimdi ben bir yazı kaleme aldım bundan 1,5-2 sene tam hatırlamıyorum ne kadar en az 1 sene. Robinson Cuma ve Benzer Kaygılar Meydanı diye. Şimdi Cuma'nın ikinci gelişi adlı bir başka yazım da vardı. Şimdi oralara geçmiyoruz vakit kalmadı. Cuma Türklerin şeye gitmesidir Avrupa'ya. Cumalar yani Cuma'nın ikinci gelişi. Cumalar tekrar şeye gidiyor. Avrupalılara da Robinson dedim. Yani Cumalar Robinson'a adasına gittiler. Yalnız ben tabii olaya çok içinde çok uzun çok içinde olduğum için biraz daha derinliğe başka türlü bakıyorum. Şimdi buradan şöyle bağlayacağım. Şimdi buradan kısa bir şey okuyacağım. Çok kısa. Alman tarihçi Oswald Spengler. Okuyayım. Alman tarihçi Oswald Spengler'a göre Faustvari Batı medeniyeti 1.000 yıl önce girdiği bahardan yaza, yazdan da sonbahara geçerek kış sezonuna ulaşmıştı. Bunu The Decline of the West, Batı'nın Çöküşü adlı ünlü kitabında ayrıntılarıyla işledi. Yıl kaç? 1918. Şimdi bakın şöyle çok kısa söylüyor. Faustvari medeniyeti kuran Batılı insan gururludur. Bu trajik bir durumdur. O çabalar ve yaratırken için gerçek hedefe, hakikate dedim ben parantez içinde, hiçbir zaman erişemeyeceğini bilir. Gururu yüzünden. Şimdi şurada söylediği bir şey daha var. Faustvari medeniyet kaçınılmaz olarak çöküşünü, büzülüşünü, güç kaybını sembolize eden kış sezonuna girmişti. Ünlü tarihçiye göre Batı insanı bireyci, akılcı, emperyalist, sekülerist, restless diyor. Ben onu huzursuz olarak çevirdim. Huzursuz ve ırkçıydı. Bu onun, bakın bu şimdi okuduğum yer hayati, kendi içinden söylüyor. Bu onun Faustvari ruhunun özellikleriydi. Bu ruh Hristiyanlığa dönüşmüş ve böylelikle Faustvari Hristiyan bir ahlak oluşmuştu. 1918 yılı. Şimdi 1918'den 100 yıl sonradayız. Faustvari kışa girildi. Şimdi kış çok fazla hissedilecek. Faustvari. Bakın şöyle bir beklentim var hocam. Bir de bakıyoruz. Şöyle bir beklentim var. Çok uzun da Avrupa'da yaşadım ya. Avrupa insanını da severim. Yani şeyden bağımsız olarak, idareden bağımsız. Ama bu demin saydığım özellikleri vardır hakikaten. Bireyci, akıllı falan. Bütün o numaralar. Bizde de başka numaralar var. Neyse. Buna rağmen hani çok uzun sohbet ettiğinde, iş arkadaşı olduğunda, okulda, bir yerlerde olduğunda böyle başka bir bağ
bağ da kuruyorsun yani bir şekilde. Şimdi o bağ şey yapar. Bir de dünya insanıyız. Sonuçta küçücük bir mavi gezegende yaşıyoruz. Benim şöyle bir beklentim, umudum, bir umudum var. O da şu. Şimdi Batılı Mephisto'yla kontrat imzaladı. Ben sana dedi şey vereceğim. Ekstra iktidar vereceğim. Şey vereceğim. Refah vereceğim. Sen de karşılığı da ruhunu bana vereceksin. Tamam dediler. Ruhu teslim ettiler. Ondan sonra ve belli bir refaha geldiler. Şimdi diyorum ki refah elden gidiyor yavaş yavaş. Ve bazı şeyler anlaşılıyor. Bakın bu John Nadal'ları ondan sonra King'in Pennywise'ını falan yazan da Batılı değil mi? Yani işte bunu bayağı farkında olanları var. Bunu filmler var, kitaplar var, daha neler sayabilir. Benim şöyle bir beklentim var. Belki diyorum Batılılar bu yeni uyanmadan, farkındalığın yükselmesinden hareketle şu kontratı bir yırsalar, kanla yazdıkları kontratı yıksalar. Bizdeki batıcılar da aa bizim patronlar bu işi yapmıyor deyip onlar da vazgeçse o zaman başka türlü dururduk. Çünkü neden biliyor musunuz? O tarafın kontratı iptal edip uyananlar şey bilinç yükseltenler kesimine hızla girmesi gerekiyor. Aslında bir hareket olduğunu da seziyorum, hissediyorum. İnşallah böyle bir şeyi belki görmek bize nasip olacaktır. Eğer olmazsa hem dünya için hem onlar için hem dünya için çok yazık. Ama onlar içlerinden büyük sayıda bir kesim kontratı iptal etmeyi başarırsa dünyadaki dengeler çok değişir. Böyle bir yani çocuksu da denebilir, naif denebilir. Ya bu gerçekleşmez, bunlar bu kontratı bırakmaz denebilir falan olabilir yani. Ama hani işte hani işte şunlar olsa, bunlar olsa, hayat buna gerçek olsa falan diye öyle şarkılarımız da var ya. Hani rüyalar gerçek olsa seni her gün görürdüm diyor falan. Ben de diyorum ki yani belki bu hayal çok da hayal değildir. Belki şartlar Batılı insanı, Amerika'yı, Avrupa'yı bir şekilde bu gururdan, bu şeyden, hatta Hristiyanlığı da tekrar gözden geçireceksin. İçinden Faustvari'yi atman lazım. Hocam ben açıkçası çok ümitli değilim. Yani Katolik, yani Vatikan'ın durumu belli. Vatikan'ın kırmızı pabuçları da, Ay o hepsi yılan şeklindeki bağlantıları da, binası değil mi? adrenokromlu bağlantıları da, Vatikan'ın net. Yani Vatikan Hristiyan değil. Yani bir Kur'an-ı E Kerim'de zaten geçiyor. söylüyor. Hazreti İsa ile Faustvari onların Hristiyan. kutsansı aynı değil. Paulus'un kurduğu bir din aslında, bir kulüp olarak düşünülebilir. Ve ancak Vatikan düştüğü zaman, ki 2025'te başlayacağını zannettiğimiz savaş da sonucu Vatikan'ı düşürecek bir savaş olacak. Düşecek İnşallah. derken Vatikan'a gidip oraya yani saldırmak Yok yok öyle gerekmiyor. değil. Şurada bile Vatikan'ın yüzündeki maskeyi düşürüldüğünde, ki bu Evet. olacak, o zaman belki anlaşmalarını bozabilirler bunlar. Fakat o zamana kadar ben zannetmiyorum. Çok iyi dostlarım, yakın dostlarım, arkadaşlarım var. Her gün WhatsApp gruplarında görüşüyoruz. Tamamen uyumaktalar. Kapıda bir komşum var. Yani tamamen uyumaktalar. Uyandıramıyoruz. Ben kendi komşumu uyandıramıyorum. Aklımda Hocam bir uyumalarının birinci nedeni nedir biliyor musun? Birinci de gurur. O bir gurur bir şey var. Biz şöyle o okullarda verildi bir şey de verildi biliyorsunuz. Yanlış eğitim dünya yanlış eğitim arızalı eğitim kampı yani bütün dünya. Her kampın kendi numarası var tabii kendi şeyleri var. Alameti farikaları falan var. Gene de biz benzer kaygılar meydan ediyorum ben. Belki benzer kaygılar meydanında buluşma tabii. yapılabilir. İnşallah İnsanız, gelir. insanız çünkü. Aynı Evet. yani şeyde, öze baktığımızda insanız. Ben şimdi bakıyorum,
Yani hakikaten koyu Katolikler birçoğu Katolikler yüzde kaç? arkadaşlarım var. Ben onlara göre şeyim yani hani birçok arkadaşım var koyu Katolik. Yani ben onlara göre çok böyle hani günahkar bir insanım. Onların gözünde. Hani onları düzeltmek tabii ki bizim haddimize değil ama ben aslında kilisenin ne olduğunu anlatmaya çalıştığımda onların gözünde tıpkı bir ateist gibi oluyorum. Yani Vatikan'ın aslında nelere karıştığını anlatmaya çalıştığımda ben bir günahkarmışım gibi bana bakıyorlar. Ama bilenler de var hocam. Mesela ben benim tabii çok büyük gruplarım, çok uzun zamanda büyük gruplar ve çeşitli gruplar, bunları bayağı bilen bir heyecanlı kesim var. Bunları bilenler var. Ama dediğim gibi gurur var. Gurur, onu terk etmek istemiyorum ama bak, biraz da hak veriyorum. Sana şişirmişler seni pompayla, fos 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 fos, balon gibi şişmiş. Şimdi fös diye ineceksin. İstemez. Son vaktimi şeye kullanıyorum hocam, 2 dakikamı. Bir sürpriz film söyleyeceğim. Bakın, ümidim var diye söylemek istiyorum. O yüzden hepsinin listesini yazacağım. Hiç merak etmeyin, sormayın film. Sadece film listesi nerede diye. Belki yarın, ama yarından yakın değil, yarından uzak yani. Öbür gün söz söz yani. Şimdi The Lone Man 2001 dizidir. Uyduruk bir dizidir. Birinci bölümü söylüyorum sadece. Zaten listeye de koyacağım. Şimdi çocuklar okulda, ortaokulda falanlar, herkese soruyorlar. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Amerikan okulu. Bu kahramanların çocukken ne söylediklerini anlatmak için yapıyorlar. Şimdi 4 tane kahraman. Bir tanesi böyle sarışın, uzun saçlı hippi. Öbürü kısa boylu, gözlüklü nerd, inek. Öbürü de takım elbise, kravatlı, devlette çalışacak. Falan hani böyle şey, 3 değişiklik. Bunlar The X-Files'ın böyle küçük kahramanlarıydı. Çok tutunca onlara da ayrı dizi yaptırdılar. Ama birinci bölüm çok önemli. Bakın, birkaç nedenden önemli. Şimdi çocuklara soruyorlar. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Amerikan okulu ya herkes. Büyüyünce zengin olacağım, ünlü olacağım. Öbürü kız kalkıyor. Zengin olacağım, ünlü olacağım. Öbürü sevgili olacağım, ünlü olacağım. Bu nerd kalkıyor. Çok çalışacağım. Vatana yararlı olacağım. Hakiki özgürlük için çabalayacağım. Bunlar farklı şeyler söylüyorlar çocukken. Ondan sonra bir şey daha söyleyip temenni cümlemi söyleyeceğim hocam. 4 Mart 2001'de birinci dizi. 4 Mart 2001'de oynuyor. VTS'ye, Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelen bir uçaktır konusu. 6 ay sonra gerçek oluyor. Yani İkiz Kuleleri'ne yapılan saldırıdan 6 ay önce yapılan dizide oraya bir uçak saldırı yapacak, son anda engellenir. Ama kim yapıyor? Bizim kahramanlar yapıyor. Ben herkes ünlü, zengin olmak isterken kahraman, idealist, devlete hizmet, vatana hizmet, fikir özgürlüğü diyen kimseler inşallah gururlarından sıyrılıp ortak kaygılar meydanında dünya insanı olarak öyle bir temennim var, umudum var. Yoksa dünyanın hali çok berbat devam edecek. Evet. Anadolu misyonu başlıyor canım hocam. Anadolu bunun için işte bu yayınlar İşte harıl Anadolu merkez olacak. harıl. Hayır, bakın, Anadolu merkez olacak. Buradan çıkacak ama çıkacak, çıktığımızda bizim hitabımızı anlayanların olması lazım. Hemen anlayanların, hemen kavrayanların, ha demesi lazım. İnşallah. Hocam bu yayınları zamanı geliyor. İngilizce yayınlar olarak yapmamızın, Fransızca yayınlar olarak Tabii yapmamızın, tabii tabii. Altyazı yapılabilir. Evet. belki sizin de belki Hollanda lehçe yapmanız gerekebilir. Lehçe yapmanız gerekebilir, Hollanda dilinde yapmanız gerekebilir. Yani bilemiyorum, bunları yoğun bir şekilde farklı dillerde yapmamız gerekebilir. Evet. Paket yayınlar, hepsinin sıkıştırılmış yayınları yapmak gerekebilir. İşte Adrenochrome'lar, Mevcut Epstein'ler ve çok güzel programlar var hocam. Onlara altyazı yapılabilir.
sıkıştırarak ya da evet, mevcut yayınlar altyazıyla belki yapmak gerekebilir. Mevcut çok Artık güzel yayınlarınız var sizin mesela. farklı Bir daha o, kanallar evet. açmak gerekiyor. Evet. Yani bizim gibi kısıtlı Mukaddes Tekin Baştil kısıtlı, neredeyse bu Lemurya Akademi kısıtlanmaya başladı. 24 saat yani yayında görünüyoruz. Evet, kişi sayısına bak, yazık demişler. Ben de çok üzüldüm bugün. Niye böyle oldu bilmiyorum. Evet, yani daha farklı bir kanalda, yabancı bir kanalda belki bu projeleri sevgili dostlarla, canlarla düşünsünler. Bir proje geliştirilebilir. Birlikte bir Evet. şeyler yapılabilir gerçekten. Evet sevgili hocam, çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Herkese çok selamlar. Bir Sağ sonraki olun. programda da başarılar, bol enerjiler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Denizle Gece ile yayınımız var birazdan saat 22'de. Hepinizi oraya bekliyoruz sevgili canlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar sevgili hocam. Ya. Varlığınıza şükran. Görüşmek üzere. Teşekkürler canlar.